Amerika Birleşik Devletleri Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey bir heyet Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Detaylarını alacağız. Cinel Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar'dan. Ali Çınar, nedir notlarını dinleyelim. Mehmet Akif, Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Amerikan Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri İstanbul ve Ankara'da iş dünyası liderleriyle bir araya geldi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Dünya Ekonomik İş Konseyi temsilcileriyle bir araya gelerek Rusya'ya yaptırımlar konusunda toplantılar yaptılar. Buradaki amaç Amerika tarafının Rusya'nın Türkiye'ye yaptırımları dernek için bir platform oluşturmaması olduğunu belirtebiliriz. Aynı şekilde Türk iş dünyasına da Rusya'ya karşı olan halihazırda yaptırımlar ve olabilecekler konusunda da bilgi verildiği söyleyebilirim. Aslında bu sadece Türkiye'ye özel bir ziyaret değil. Çünkü Amerika müttefik ülkelerle böyle ziyaretler yaparak Rusya'nın başka ülkeleri yaptırımları dernek için platform olarak kullanması istemiyorlar. O nedenle şu andaki Hazine Bakanlığı Terörü Finanstan Sorumlu Bakan Yardımcısı zaman zaman Türkiye dışında da başka ülkelere ziyaretleri var. Buradaki amaç şu Mehmet Akif, birincisi iş dünyasını bilgilendirmek. Örneğin Rusya'daki kişilere ve kurumlara yaptırım listesi var. Bu yaptırım listelerini kontrol listesi adlandırılıyor. Türk iş dünyasının bu listelere bakarak yaptırımda olan kişi ve kurumlarla iş yapmaması. Bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Bu mesela Amerikalıların işi midir? Yani bizim iş dünyamızın kimlerle ne iş yapacağını Amerika devletler düzeyinde bunu belirtmez mi? Yani Türkiye'de karşılığındaki bakanlığa bunu söyleyip onu denetlemesi gereken de eğer o kurallara uyacaksa o bakanlık değil midir? Yani Amerikalı bakan yardımcısı düzeyinde değil mi ziyaret? Evet, terörden sorumlu. Yani gelip bizim iş adamlarımızı mı uyarıyor Amerikalılar? Şunu yapın, bununla bunu yapın şimdi diye. Şimdi Mehmet Akif şöyle söyleyeyim. Bu ziyaretler iş dünyası dışında, örneğin bugün Türk Hazine Bakanlığı temsilcileriyle görüştüler. Yani hem tamam. Türk resmi devlet yetkilileri hem de iş dünyası. Ama hatırlanacağı üzere Amerikan Hazine Bakanlığı geçen ayda Türkiye'deki iş örgütlerine mektup yazarak Ruslarla iş yapmayın dedi. Yani açıkçası Amerika, Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin Amerika ile müttefiklerle beraber iş yapmasını ve Rusya'yı köşeye sıkıştırmak anlamında da gelir kapısının Türkiye olmamasını istiyor. O nedenle bu şekilde Türkiye benim müttefik ülkem, benle beraber olsun, iş dünyası Ruslarla çalışmasın mesajını veriyor. Açıkçası biraz da yaptırım uyarıları, yani eğer Rusya ile yakın çalışırsanız yaptırım uyarıları mesajını veriyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye'deki bazı bankalar, kamu dahil, Rus ödeme sisteminden, MİR sisteminden evet. çıktığını açıklamıştı. Bu tarzı ziyaretlerden. O nedenle çok güzel, kritik bir soru. Ama Amerika kendi açısından Rusya'ya koz vermeyin, biz de olun mesajı için Türkiye'de ziyaretlerine devam ediyor Mehmet Akif. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet, gelmişler. Burada işte anladığınız üzere. Yani Amerika'dan müttefiklik ruhuna yakışır hareketler istiyorlar ya bizden. Biz de beklediğimizde hani geliyor mu iyi bir şey? Hani müttefikiz madem, bu kadar şey istiyorsunuz, bir şey veriyor musunuz? Orası da muamma malumunuz. Ne verdikleri de ortada yani. Ya da ne vermedikleri de ortada. Hep istiyor Amerika, hep almak istiyor. Alışmışlar efendim, normal.